at biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize, bir mucize. Tanrım bize hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize. Olsak, şeytan da olsak, toprakta olsak, aynı ateşte. Bir mucize Tanrım bize, hayat biraz gülsün diye. Günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize, bir mucize Tanrım. Gülsün diye günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize mucize, bir mucize. Tanrım bize bir bitmedi. Hayat biraz gülsün diye günah değil, ayıp ne de. Tanrım bize. Kutay Bey, Selahattin Bey sizi bekliyor. Telefonda da söylediğim gibi, Foça'da kendimize ait arazimize bir turistik tesis yaptırmak istiyoruz. Lokal bir yatırım normalde ama ülke çapında bir değeri olsun diye Boran Mimarlık'la çalışmayı tercih ettik. Doğru karar vermişsiniz Kutay Bey. Arzu ederseniz ekibin bir araziyi incelesin. Fizibilite çalışması yapsınlar. Siz de diğer mimarlarımızla bir görüşün. Biz aslında Rüzgar Bey'le çalışmak istiyoruz. Rüzgar Bey'in işlerini çok beğeniyoruz. Rüzgar Bey'le daha önceden tanışıyor musunuz? Tanıştık. Bir düğünde beraberdik. Anlıyorum. Ama kendisi işten ayrıldı zaten. Peki neden ayrıldı sorabilir miyim? Dünyayı gezmek istiyormuş. Gençlik işte. Bu yaşta gezmeyecek de ne zaman gezecek dünyayı değil mi? Peki yalnız mı? Onca zaman yanında birisi olmadan sıkıcı olur herhalde. Maalesef bu konu hakkında size daha fazla bilgi veremem. Takdir edersiniz ki Rüzgar Bey'in özel hayatına müdahale olur bu. Ama arzu ederseniz siz diğer mimar arkadaşlarımla tanıştırabilirim. Alo. Hallettik Kemal. Kutay Bey'e ne istiyorsan onlar söylerdi. Tamam. Çok teşekkür ederim abla. Tamam, sonra konuşuruz. Merhaba. Merhaba hanımlar, merhaba. Mesele halledildi. Oh. Kutay, Rüzgar hakkında anlattığınız hikayeyi gerçek sanıyor artık. O zaman... O ilk uçakla İstanbul'a gideceğim. Dökeceğim ortaya herifin gelmişini geçmişini. Görelim bakalım Rüzgar. Kimmişsin neymişsin? İyi iyi diyorsun da nasıl yapacaksın? Gidip direkt Rüzgar kim diye mi soracaksın? Yok be oğlum. İş yapmak istiyormuş gibi gideceğim işte. Mimar değil mi bu herif? Rüzgar'la çalışmak istiyorum diyeceğim. Hmm. Güzel plan. Güzel. Ya
İstanbul'a gideceğim diyor. Orhan Mimarlık'la görüşecekmiş. Oyunumuz ortaya çıkacak. Tamam anneciğim, anladım. Düşünelim, buluruz bir şeyler. Ben sana haber vereceğim. Ne oldu Ayla Hanım? Canını sıkıldı. Rüzgar Hande'nin düğününde Kutay'a Boran Mimarlık diye bir yerde çalıştığını söylemişti. İnternetten biraz araştırma yapıp bulmuş. İşte Kutay'a hava atmak için, yalanına inandırmak için. Şimdi Kutay İstanbul'a Boran Mimarlık'a gidiyormuş. Yani yalanı ortaya çıkacak Rüzgar'ın. Anladım. Anladım ama merak etme. Mimarlık sektöründe çevremiz geniş. Boran Mimarlık'ta çalışan tanıdık birilerini mutlaka buluruz. Rica ederiz. Öyle mi diyorsunuz? Bakalım. Vallahi kızlar çok büyük bir tehlikeyi atlattık. Hepimize geçmiş olsun. Size de çok teşekkürler. Yani sağ olun Kemal Bey. Ne demek, rica ederim. Ama ben olmasam dünyadan haberiniz olmayacaktı. Bir alkış istiyorum artık. Ya, bravo. Hanımlar, izninizle ben odama çıkıyorum. Biraz çalışmam lazım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Günler. Aa. Senin niye yüzün düşük teyze şu? Hoş geldin. Hoş bulduk Kutay. Görüşmek istemişsin. Aşk olsun yani, bir nasılsın yok mu? Kusura bakma. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim. Ben iyiyim de. Azı sen nasılsın? İyi, iş güç. Gördüğün gibi koşturuyoruz. Güzel. Nişanlın nasıl? Neydi adı? Zeynep. Zeynep artık benim nişanlım değil. Ama o konuyu boş ver. Biz iş konuşalım. İş konuşuruz Kutay'cığım. Ama önce bekarlığını kutlamalıyız, değil mi? Kutlanacak bir şey yok. Ben Zeynep'i hala seviyorum. Yakın zamanda da barışırız zaten. Ama Koy'la alakalı bir şey varsa tabii konuşalım. Yapabileceğimiz bir şey varsa. Yoksa biraz işlerim var. Uçak da var. Yetişmem gereken. Çok büyük bir beladan kurtulduk. Kutay belasından. Değil mi? Şimdi o süklüm püklüm geri döner. Beni de sıkan bu zaten. Gidiyor geri geliyor. Gidiyor geri geliyor. Bir türlü kurtulamadım ya. Bırakmadı yakamı. Bir tanem. Bak bir an gelecek, vazgeçecek. Yani umarım öyle olur. Yok. Bana hiç öyle gelmiyor. Annesi babası da buraya taşındı. Bunların gidecekleri yok ya.
Zeynep. Kaçacak mısın benden? Sen yeni nasıl buldun beni? Burası küçük bir yer. Seni de herkes tanıyor. Biraz sakinleşelim mi? Ha? Sakinleşelim mi? Sen o kadar halt ye, sonra sakinleşelim. Sakinleşmiyorum Kutay, sakin olmayacağım. Herkes hata yapabilir. Ben de yaptım. Ama cezamı çektim Zeynep. Ne olur. Sen ne cezası çektin ya? Sen ne yaşadın ki? Ne olur diyorum. Ben seni hala çok seviyorum. Yeter ya. Yeter. Seni duymak istemiyorum. Seni görmek istemiyorum. Bana dokunmanı istemiyorum. Çık git hayatımdan, defol. O çok güvendiğin Rüzgar var ya. O da bırakıp gidecek seni. Baban gibi terk edecek. Ne dersin? Arkadaş, sence de hayat var mı motorda? He? Ben ne anlarım diyorsun değil mi? Ben de anlamıyorum ki zaten. Rüzgar! Zeynep! Ne oldu, iyi misin? Kutay böyledir işte. Asla pes etmez. İstediğini alıncaya kadar mücadele eder. Ama ben onunla uğraşmaktan çok yoruldum artık. Pes mi edeceksin? Aslında insan gününü görsün, kendi gibi o da kırılsın, dökülsün istiyor. O halde oyuna devam. O kadar çok yalan söyledik ki. O kadar her şey birbirine girdi ki. Bazen diyorum da, keşke bu oyuna hiç başlamasaydık. Yanlış yaptım. Oysa bir yalanın nelere mal olduğunu çok küçükken öğrendim ben. Ama insan unutuyor işte. Ben umut istiyorum. Ama yalandan değil. Sahiden umutlanmak istiyorum. Çünkü yalandan umut etmenin nelere yol açtığını biliyorum. Hep hayal kırıklığı yaşadım.
Hayata bir umut enkazının altından çıkarak başladım. Sonra umutla inşa ettiğim ne varsa en ufak bir esinti de kağıttan kale gibi üstüme yıkıldı. Ben gideyim artık. İyi misin? Zeynep. Ben de geliyorum. Merhaba Neriman. Aa, Mualla, sen bu çarşıdan alışveriş eder miydin? Ay sana rastladığım iyi oldu aslında. Ya ben Zeynep'i çok merak ediyorum. Neyini merak ediyorsun Zeynep'in Mualla? Ya tamam, benim oğlum yaptı, bir salaklık etti. Ama cezasını da fazla fazla çekiyor. Ama aralarında ne olursa olsun Zeynep benim canım. Hem Allah aşkına yani neydi belirsiz biriyle birlikteyken vallahi benim içim rahat etmiyor. Bak duyuyoruz, okuyoruz gazetelerde neler oluyor, Allah korusun değil mi? Rüzgar çok iyi bir çocuk Mualla. Hem de eğitimli. Birbirlerini de seviyorlar. Ay sevgi kâr etmiyor Neriman biliyorsun. Bak sen de zamanında aileni karşına aldın ne oldu değdi mi? Ya sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek ya. Ay sen şimdi Zeynep'in de aynı maceraya atılmasına izin vereceksin. Ne macerası Mualla? Ya sen Rüzgar kimdir, nedir biliyor musun, tanıyor musun? Nereden biliyorsun Zeynep'i üzmeyeceğini? Neyse, iyi günler Mualla, iyi günler. Aa! Hadi bakalım, bunu yiyorsun. İtiraz kabul etmiyorum. Yok canım, hiç istemiyor benim. Ama bir tanem, sen tiramisuya hayatta hayır diyemezsin. İştahım yok ya, o yüzden. Ama bak, bunu kızlarla beraber yaptık. Sırf senin için. Evet, sen mutlu ol diye. Hadi. Ya bak, bu hoşuna gitmediyse, canın çekmediyse profiterol mü işte, ne o? Onu alıp geleyim. Teşekkür ederim, çok düşüncelisiniz ama kusura bakmayın. Biz bu kızın üstüne fazla mı gidiyoruz acaba ya? Arkadaşlar, bu pasta işe yaramadı. Bizim Zeynep'i mutlu etmek için daha büyük bir proje ihtiyacımız var. Proje ne be? Ay anla işte ya. Tamam, siz düşünün. Geliyorum ben. Ayla Hanım. Ben bir şey soracaktım size. Bugün Zeynep'le konuşurken çocukluğunda yaşadığı acı bir hatıradan bahsetti. Yani tam anlatmadı ama. Babası. Zeynep 7 yaşındayken yakında geleceğim deyip gitti. Gidiş o gidiş. Yavrum kaç zaman pencerenin önünde babam beni bırakmaz. Babam gelecek diye bekledi durdu. Ama adam gelmedi. Babasının söylediği bu yalan Zeynep'i çok incitti. Gerçi veda etse ne fark ederdi bilmiyorum ama. Rüzgar. Evet, bu kulübeye adam etmişsin. Aferin. Bir hayat belirtisi gösterdin en azından. Sen böyle her gün gelecek misin buraya? Bu ne misafirperverlik böyle? Neyin var senin?
ben seni konuşturmaya çalışayım mı yoksa anlatacak mısın? Ben Zeynep'e her şeyi anlatacağım dayı. Neden? Yani nereden çıktı bu? Onun üzülmesini istemiyorum çünkü. Peki sen ona gerçeği anlatınca üzülmeyecek mi? Onun tek istediği yalansız bir hayattayı. Zaten elbet bir gün her şeyi öğrenecek. Hani yol yakınken ben... Rüzgar. Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Bu kıza kendini çok kaptırdın. Ters bir tepkiyle karşılaşabilirsin. Her şeyi iyice düşün ve ona göre davran. Ben senin daha fazla dağılmanı istemiyorum. Ben kararımı verdim dayı. Zeynep her şeyi öğrenecek. Ayla, ya sence bu Rüzgar'la Zeynep'in oyunu biraz fazla uzamadı mı yani? Hay bir de Kemal Bey çıktı başımıza böyle yardım etmeler falan. Ya Rüzgar efendi biri. Karıncayı bile incitmez. Ama Kemal'i tanımıyorum doğrusu. Bu Kemal de çok beyefendi biri yani. Görsen nasıl nazik, cömert. Ama tabii bilemeyiz yani. Dün bir, bugün iki daha yeni tanıdık. Benim için de sadece bir müşteri sonuçta. Yani hayır, Zeynep çocukluğundan beri Kutay'la beraber yani Kutay'la ilgileniyor. Şimdi başımıza böyle bir ne bileyim yalandan bir oyun, sahte bir aşık. Ya kaptırsa kendini bu yabana, ya bu da terk ederse onu. Yani kimse benden iyi terk edilmenin acısını bilemez biliyorsunuz. Zeynep akıllı bir kız, tamam mı? Tıpkı annesi gibi. Eğer bir hata yaparsa kulağını çekerim, bağrıma basarım, kol kanat girerim ona. Hep yaptığım gibi. Bu iş daha bitmedi Zeynep. Bitmedi. Ne konuşacaksın benimle? Senin gibi konuşmayı pek sevmeyen biri konuşalım deyince insan merak ediyor. Ben bir karar aldım. Nasıl bir karar? Hani sen bana bugün bir şeyler anlattın ya, kendinle ilgili. Evet. Ben de sana bir şey anlatmak istiyorum. Biraz eski bir hikaye. Eski hikayeleri çok severim. Her şey 2 yıl önce başladı. Ya da 2 yıl önce bitti. Ben... Zeynep! Zeynep!